bir sorusunu soracağım elbette size ama bir de sürecin nasıl işlediğini merak ediyoruz. Zira neyle suçlandınız? Hakkınızda neye ilişkin bir soruşturma açıldı, başlatıldı? Ardından da soruşturmanın ardından da rütbe ve silah geri alımı söz konusu olmuştu. Buyurunuz efendim. Şimdi tabii ki adaletin erken tecelli etmesi hepimizin tercihidir ama hiç olmazsa tecelli ediyormuş olması önemli. Bu bizim kadar olduğu kadar toplum ve devlet için de önemli. Yani bu iş yanlıştır, hukuka aykırı işlem hukukta dönebilir demek önemli. Bazı makamlar yanlış yaptığını tescil edilmesi de çok önemli. Yani kişisel bazının ötesinde toplumsal ve devlet hayatı da önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim hakkımızdaki işlemin bir görünen sebebi var. Bir de gerçek sebep var. Bize görünen sebep ne söylediler? Bana iki şey istinadda bulundular. Dediler ki siz kitabınızda veya televizyon konuşmanızda çocuklarınızın cemaat okulunda okuduğunu, onları bir dönem tanıştığını söylemişsiniz dediler. İkinci soruda benim bir televizyon programında Selahattin Demirtaş hakkındaki ahim kararları doğrultusunda yapılan işlemin hukuk uygun olmadığını beyan ettiğim olaydı. Bunu bana o örgütlere, o insanların gruplara yakınlık, ilgi, alaka onları insaf gibi gördüler. Şimdi bu noktada bu isnadla iki konu, bir tanesi benim 2010'da yazdığı kitapta var zaten. Her şeyi anlatmışım. O tarihte 2010'da belli var. Yine Selahattin Demirtaş ve diğer benzeri tutuklanan insanların durumları ilgili haklarında ahim kararı ve ayem kararı tabii olan kişiler hakkındaki konuşmalarım ise 2000 yılından beri birçok televizyon kanalında var. En son ise 30 Mart tarihinde bir televizyon kanalında konuşmuşum. Yani 30 Mart tarihinde en son konuşmuşum. Onda 2 yıldan önce hep aynı şeyleri söylemişim. Zaten bana televizyondaki arkadaş soru sorarken program yapıyor ki siz daha önce falan programda yani 2020 yılında yaptığınız televizyon programında böyle söylemiştiniz deyip o soruyu öyle soruyor. Yani o günkü değil 2 yıl önceki açıklamaları mı söz konusu? Şimdi 2 yıldır hiçbir şey yapmamış, 2 yıl sonra kalkıp diyorsunuz ki sen böyle konuşmuştun. Yani konuşmak suç olmaz ayrı bir tarafa. 2 yıl önceki olayı bahane kullanıyor. Peki gerçek neydi? Gerçek benim bugün yaşadığımız Türkiye'deki devlet yöneticilerinin bazı özellikle bakanı kendisi bazı yöneticilerin suçlu kimselerle, organize suç gruplarıyla yolsuzluğa karşı bulaşmış kimselerle fotoğraf çekilmesi, onlara yakın gözükmesi, onlara beraber olmasının yanlış olduğunu, bunun hem topluma yanlış mesaj veriyor hem bu çetelere, bu suç gruplarına insanlara cesaret vereceğini gayet eleştirilerim var. Kimse isim vermeden yumuşak eleştirilerdi. Bunu bahane kullandılar. Bu eleştirilerden dolayı bir şey yapamayacaklar için o televizyon konuşmayı bahane edip hakkımda böyle bir işlem yaptılar. Biz bu işlem üzerine bunun bir iftira olduğunu, bunun bize karşı yapılamayacağını, bizim mazimiz geçmiş itibariyle hiçbir örgütle, hele hele FETÖ ile, hele PKK ile bir şey söz konusu olamayacağını, bunun iftira başlı olduğunu, başta İçişleri Bakanı olmak üzere bu olaya karışan görevliler hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bakan olması itibariyle bakanlıkta benzer işlemlerin yapıldığını, İçişleri Bakanı'nda suç işlendiğini, bazı görevlerin bakanla birlikte hareket ederek suç işlediklerini belirterek bunun ancak denetlenmesinin Cumhurbaşkanı makamı olacağını, bakan oraya bağlı. Oraya Cumhurbaşkanı makamına şikayet dilekçesinde bulunmuştum. Evet. Bu işleme karşı idare mahkemesi dava açmıştım. Ankara 6. İdare Mahkemesi benim açtığım davada yürütme üzme kararı verdi. Dedi bir, bu işlem hukuka aykırı. İki, burada ciddi bir hak kaybı var. Ben yürütme üzme kararı veriyorum dedi. Evet. Bu kararı İçişleri Bakanlığı itiraz etti. İtirazı Bölge İdare Mahkemesi, Ankara 2. Bölge İdare Mahkemesi reddetti. Bunun üzerine bakanlık bunu uygulaması gerekiyor. İlk itiraz, iptal, yürütme üzme kararı 4. ayda yani Nisan ayında karar verildi. 6. ayda da yürütme durma kararı uygun olduğunu onları bakanlığın itirazı reddedildiler. Bu karar bakanlığa tebliğ edildi. Bakanlık da bizim müracaatımız üzerine bana eski emniyet, emniyet müdürü kimliğimi gönderdi. O kimlikle birlikte silahımızın işlemlerinde başlandı. Önümüzdeki dönemde bu olacak. Diyecek. Yani idarenin yanlış demeyi. Ayrıca burada böyle bir şey söyleyeyim. Bu uygulanan yasayı yani bize uyguladıkları böyle herhangi bir konuşmanızı bahane ederek evet, sizin şu örgütle bu örgütle iltisakınız var iddiasını bulundurdukları yasalar konu daha önce bazı milletvekilleri ve partiler itiraz ediyor. Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Anayasa Mahkemesi bu yasanı kendisini iptal etti. Dedi ki olağanüstü hal döneminde belli süre için olağanüstü yasaları olabilir. Bunun idare uygulayabilir ama arada 6 yıl geçmiş, 5 yıl geçmiş, 4 yıl geçmiş, 7 yıl halen daha olağanüstü yasalar, hukuk düzenine uymayan, evrensel hukuku şey kullanılamaz. Bu yetkilere dayan işlem yapamazsınız. Normal bir işlem yaşamanız lazım diye o yasaları iptal etti. Yani hukuk hiçbir temeli kalmadı. Evet. Onu uygulayamazlardı. Ki üstelik bizim biz yaş harften emekli olmuş insanlarız. Biz o maddeye tabi değiliz. Hani görev olmadığı için
kadrosuzluk nedeniyle emekli edilen hala devletle bağı olan daha farklı görevli gibi olan insanlar hakkında bir yetki vardı. Sağlık sebebiyle ya yaş hayatta emekli olan insanlar bu yetki zaten yoktu. Ama ondan olmayan yetki ellerine verilmiş bir maddedeki yetkiyi kullanarak herkese böyle cezalandırmaya kalkıyordu zamanın bakanı. Bunun da yanlışlığını, bunun da hukuksuzluğunu göstermiş, ifade edilmiş oldu. Yani yanlış hata yaparsanız hukuk nizamı genç de olsa bunu düzeltiyor. Bu hem de devlete hem de kamuya hem de siyasete bir mesaj diye düşünüyorum. Evet, Sayın Hanefi Avcı, tabii şimdi baktığımız zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekir. Burada hukuki bir karar var, ahim kararı var. Siz buna vurgu evet. yapıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz ve yaşadığınız süreçte dikkat çekici nokta aslında hukuki bir karardan ziyade kişisel bir yönlendirmenin olabilme olasılığı noktasında. Sizin de işaret ettiğiniz isim dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi eski İstanbul Valisi artık yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya döneminin başlamış olmasıyla ve Ali Yerlikaya döneminde Soylu'nun emniyetteki ekibinin tasfiyesi, beraberinde alınan kararlar, yine Ayhan Bora Kaplan soruşturması, yenilenen o tasfiyelerin sonrasında gerçekleşen bir süreç ve bir tutukluluk. Bu bağlantıları, bu örgüyü siz nasıl kuruyorsunuz efendim? Yani tabii ki en azından küçük de olsa bir ümit vaadi görüyorum. Bugün geçmiş dönemde güç toplamış, geçmiş dönemin yöneticilerinin üzerine yeterince gitmediği için bir takım olaylara fazlaca karışmış, bu konuda adı kamuoyunca duyulmuş bir örgüt mensubuna yönelik bir operasyon yapılmış olması önemli bir şey diye düşünüyorum. Bunun benzerleri yapılmış olmasını çok önemli önemsiyorum. Ama tabii ki bu kadarını yeterli değil. Çünkü uzunca bir süre bu örgütler denetimsiz kaldı. Bu örgütler üzerine yeterli gidilmediği için ciddi gelişler ve çerpildiler. Birçok sahaya faaliyet gösteriyorlar. Bunun arttırılarak, alt kademelere daha cesaret vererek ülke genelinde özellikle büyük metropollerde, İstanbul, Ankara, İzmir'de olmak üzere büyük metropollerde dünyadaki diğer ülkelerin örgütlerle, devlet teşkilatlarıyla korumaya birlikte devam edecek şekilde geliştirerek devam edilmesi gerekiyor. Çünkü bu hepimiz biliyoruz, yaşanan olaylara baktığınız zaman geçmişte de var, evet bu örgütler olaylar her gün bir günde çıkmış değil ama son dönemde ciddi artış gösterdi, yaygınlaştı, birçok sahada faaliyet gösterdi ve toplumu rahatsız edecek, tedirgin edecek hale boyuta geldi. Bu grupları, bu örgütleri de bir dakika durdurmak kolay değil. Bir boşluk yarattığınız zaman hemen güçleniyorlar ama durdurmak için, bunları geriletmek için daha uzun süreye ihtiyaç var, daha ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Evet. Yeni bakanın devlet umuru görmüş olması, yıllarca valilik yapmış olması bir önemli mesajdır, önemli bir ölçüdür. Devleti bilen bir insanda devlet gibi çalışacağı kanaatliyim ama tabii sadece onun değil, ben devlet üst kademesinin de bu konuya biraz karar verdiği kanaatliyim. Yani bu operasyonlar sadece bakanın değişmesi değil, bakanla birlikte yukarıdaki anlayışın da belli oranı değiştiği kanaatliyim. Yoksa yukarıdaki anlayış değişmese bu operasyon bu kadar olmaz. Bu operasyonlar yukarıdan habersizle yürüyemez zaten. Evet, Sayın Hanefi Avcı, son olarak şunu bir kere daha sormak istiyorum. Çünkü az önceki cümlelerinizde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğraflarından bahsettiniz. Evet. Suçlu kişilerle, uyuşturucuyla bağlantılı olan... iddia olan kişilerle ilgili, o fotoğraflarla ilgili ben yorumda bulunmuştum dediniz. Dolayısıyla evet. Sizinle ilgili alınmış olan karar, soruşturmanın ardından rütbelerinizin ve silahınızın geri alınması kararı hukuktan ziyade kişisel bir karar mıydı? Tamamıyla kişisel ve tamamıyla görevlerini kötüye kullanarak yaptıkları olaylardı. Zaten ben ondan dolayı Ankara Savcı şikayette bulundum. Hem bakan hem onun talimat verdiği bazı insanlar görevlerini kötüye kullanarak o belgeleri sahte hazırladılar. Çünkü benim geçmişim, benim yaşantım, benim bu Türkiye'de bulunduğum konum herkes biliyor. Şimdi siz 2010 yılında bir örgüte karşı kitap yazmış, bu örgütün kupaslarına uğramış, hakkında bu kadar dava açılmış, bu kadar işe yaramış bir kişiye bir sabah oturup kalkıp erken de senin 2010 yılında söylediğin sözlerden dolayı senin ifsakın var, FETÖ'yle ifsakın var diyerek senin rütbeni alıyoruz derseniz bunu iyi niyetli olarak söyleyemezsiniz. Bu bana böyle söylendi. Yani siz bundan dolayı biz size iyi niyetli şey yapıyoruz, rütbenizi alıyoruz, bu yasayı uyguluyoruz dediler. Gerekçe FETÖ'yle PKK ifsakı. Şimdi ben hayatımın büyük kısmını PKK ile mücadele geçirmişim. Evet. Yeni Güneydoğu'da yaptığım görevler var. 8 ile alakalı Diyarbakır'da görev yapmışım. FETÖ ile yaptığım mücadele belli. En azından dünya gazetesi, bütün basının göz önünde. Yazdığım kitap belli. Yargılandığım mahkemeler belli. Hala o davaları takip ediyorum.
bana uygulanan FETÖ örgütünün yaptığı kumpaslar birçok davada delil diye kullanılıyor. Bakın böyle bir örgüt var. İşte delillerden bir tanesi de sadece kitap yazdığı için Arif Avcı'ya olan işlem de gösteriyor. Buna rağmen kalkıyorlar onlar. Sadece benim 2010 yılı yazdığım, anlattığım her şeyi dürüst yazayım. Hiçbir eksik kalmasın diye yazdığım konuları bana karşı çok olaymış, istus gibi. Ki aldı ki kendilerinin televizyon konuşmaları, belki ben o davalı sürene koydum. Kendilerini bu örgütü öven, bu örgütü ayyuka çıkaran, bu örgüte karşı mücadele eden insanlara karşı bunlar yanlış yapıyor diye konuşmaları var. Yani evet. İçişleri Bakanlığı bir dönem politikacı olarak sahneye çıktığı, konuştuğu televizyon programı. Bunları çözümler hepsini dava dosyasına koydum. Yani kendisi bu örgütü överken biz bu örgütü tutuklanmış ceza mı yatıyorduk? Bu örgütün kupaslarına mağdur olmuştuk. 11 defa meslekte ve devlet memnuniyetine ihraç edildik. Ama kendileri o zaman bu örgütü övüyordu. E şimdi kalkıyor diyor ki bu örgüt istihakından dolayı da sizi görevden aldık. Görevde alınış biçiminde ben şu anda teferruatını tabii yayınladığı uzar sığmaz. Aldıkları yapılan işlemin hepsi normal işlemler değil. Devletin normal çalışma biçimi değil, normal yöntemler değil. Yukarıda emredilmiş, aşağıdan uydurulmuş takım iddialardan yüksek ve doğru olmayan bilgilere dayanıyor. Şimdi bunlarla ilgili yine tabii takip edeceğim. Yine aynı yargılama devam edecek. Yine onlar hakkındaki davam devam edecek benim. Çünkü gerçekten görevlerini kötü yapıyorlar. Gerçekten gerçekleri saptırıyorlar ve insanlara hiç yakışmayacak iddialarda bulunuyorlar. Evet. Bu çok açık mahkeme kararı ortaya çıkacak. Bu mahkemeler bittiği zaman da diğer hem ceza hem de hukuki davaları açacağım ve takip edeceğim bu kişilere karşı. Evet, sizin hak arayış süreciniz devam edecek. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hanefi Avcı. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sağ diliyorum. Sağ olun efendim. Selamlar, sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, eski emniyet müdürlerimizden Hanefi Avcı ile konuştuk ve yayının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saat 13'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.